Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yasin. Bugünkü videomda itemlerinizin, yani silahlarınızın, kıyafetlerinizin, kalkanınızın vesaire görünümlerini, tiplerini nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Bu sadece her zamanki olduğu gibi sizde editleneceğinden dolayı sadece size gözüküyor. Diğer oyuncularda, diğer MDPK'yı editlemeyen, orijinal kullanan oyuncularda onlar da aynı kalıyor. Sadece görünüm değişiyor. Herhangi bir atak vesaire, defans, hiçbir şey değişmiyor. Sadece görünüm değişiyor dediğim gibi. Örnek vereyim, siz biraz nostaljiyi seviyorsunuzdur. 11 digri ya da 12 digri itemlerinizi 8 digriye çevirebilirsiniz. Ya da Chinese itemlerinizi, kıyafetlerinizi vesaire Avrupa'nın garment tarzı kıyafetini seviyorsanız ona çevirebilirsiniz. Warriors'ünüz, One Under Sword'u mesela Blade'e falan çevirebilirsiniz. Evet, ilk olarak ne yapıyoruz? Hemen oyundan çıkış yapacağız. Hemen PK2 araçlarımızı açacağız. Evet, oyunumuzdan çıktık. Daha sonra Sikrat Kulesi'ne giriyoruz. MDPK'mız nerede? Bunu kopyalayayım. Bir tane yedeğini alın beyler. Daha sonra sıkıntı olmasın çünkü. Yedek diyelim. Hemen bunun içine gönderelim. Bunların da indirme linklerini vermemiştim. Onları da vereceğim zaten. Hemen çıkarıcı PKK çıkarıcıyı yönetici olarak başlatın. Sikrat adınız neredeyse hemen onu seçin. Ben de Moonstar değil. MDPK'mızı seçtik. Daha sonra S'ye basıyorum. Server Deep bölümünden, Sikrat'tan, Text Data'dan. Burada hemen aşağıya doğru gelin. Şurada item datalar var. Item data .txt'ye çıkartmaza gerek yok. Sadece şu yanında sayı olanları var ya. Shift ile birlikte hemen tıkladım. Hepsini seçtim yani. Şöyle yapmadım böyle teker teker mouse'da. PK2'yi çıkar dedim. Daha sonra şuraya bir tane media diye bir klasör geldi. Hemen bunu kapatıyorum ve bundan çıkış yapacağım. Evet, çıkarttık ve giriş yaptık. Aslında bu tüm item dataların hepsini açmanıza gerek yok. Neden açmanıza gerek yok diye sorarsanız, ben sadece örnek vereyim, bunda işlem yapacağım. Ama siz eğer bunlardaki, yani diğer sayfalardaki itemleri editleyecekseniz vesaire, onların görünümlerini değiştirecekseniz onları açmanız gerekiyor. Ben neydi, 42 level miydi, 48 level miydi, hani bir mavi bir glaive var ya, onu hemen şey yapacağım. Neydi, onun görünümünü hani 11 digri ya Nova ya da normal bir düz bir item yapacağım. Hemen yukarıdan aşağıya doğru gidebiliriz. Tüm itemler, oyundaki tüm itemlerin hepsi, kodları vesaire hepsi burada gözükecek. Yine anladığınız gibi zaten burada item çeye yazıyor ya. Item Chinese, yani sword diyor. Ama bunlar şey, A yazarsa mesela NPC'den aldığınız itemler. B yazarsa hani moblardan falan düşüyor ya. 57'lik mesela Lex falan vardı. Bu B ve C onlar oluyor. Eğer yan tarafında rare yazmazlarsa. Rare yazarsa hemen onları da geçeceğim. Şöyle hemen yavaş yavaş aşağı inelim. Tablet, yani normal glaive. Burada item CH alt tire glaive kesinlikle, ama kesinlikle kodlarda, yani Sikrat'ta kesinlikle yazmaz. Tablet yazar. Ben şey yapacağım, 7 degree yapacağım, ama benim video çekeceğim server'da NPC'lerde 1 level itemler NPC item değil. Buraya şey koymuşlar, neydi? NPC'lere sos koymuş. Ondan dolayı ben sos olanlarını yapacağım. Bunu hemen şöyle yapayım, hatta şöyle CTRL-C diyeyim, V diyeyim. Geçerli belgede bulduğum, şurada rare yazması lazım. Aynen şu rare'ye tıklıyorum. Eğer bunlarda da örnek vereyim, 07 A yazıyor ya, 7 digri A yazarsa sos oluyor, B yazarsa mun oluyor, C yazarsa sun oluyor, ama yanında rare yazması lazım. Rare yazmazsa az önce söylediğim gibi NPC'deki itemler gibi, ya da B yazarsa yerdeki düşen itemler gibi oluyor. Ben 7 digri A'yı editleyeceğim. Bunu ne yapayım? Şurada mesela Nova'lar falan var ya, 11 yok. Neredeydi? Aynen şu. 11 digriye çevireceğim. 12 digriyi çünkü çok aşırı sevmiyorum. 11 süperdir abi. 11 digriyi kopyaladım. CTRL-C ile. Nereye gidecektim? 7 digriye A'ya gidecektim. Çünkü sosu editleyeceğim. Hemen bunu kopyaladım. Yani kopyalamadım. Bunu seçtim. Yapıştırdım. Ayarları kaydettim. Burası ile işim bitti benim, değil mi? Şimdi PK2 araçlarını açacağım. PK2 editörümüzü açıyoruz. Sikrat neredeyse orayı seçeceksiniz. Oradan MDPK'yı seçeceksiniz. Daha sonra tekli seçim. Hangi dosyayı import etmek istiyorsanız, item data 5000'i editlediğimizden dolayı onu seçiyorum. Daha sonra nereye importlayacaksak hemen onu seçiyoruz. Bunu nereden anlarsınız diye sorarsanız, ya yukarıda şurada yazar, ya da çıkarttığınız yerden medyayı açtık ya, server deep Sikrat text data bu. Buradan da nerede, hangi klasörde olduğunu görürsünüz. Yükle diyorum. Bunu kapatıyorum ve oyuna giriş yapıyorum. Bu şekilde oluyor. Gene moblara vs atak yapabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Ama dışarıdan sizi nasıl görüyorlar diye sorarsanız, glaive'imizi taşıyor, gözüküyor. Ama MDPK'ya giriyoruz. Hop, 11 degri gözüküyor abi. Bu şekilde. Hemen şunları açayım tekrardan. Sadece mantığını göstermek istiyorum. İtem data 5000'e girdik ya. Şöyle geldik. 7 degri A demiştik.
Şurada mesela az önce bu vardı. Üstteki vardı. Biz neydi? Hangisini çevirmek istiyorduk? 11 degree'yi çevirmek istiyorduk. Hemen 11 degree'yi bak. Şöyle geliyorsunuz yanına. Bunu alıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Bunu değiştirmeden hemen hangi silahı değiştirmek istiyorsanız geliyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Daha sonra MDPK2 editörü açıp importluyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. Kısacası mantık bu. Ben 1-2 tane daha silah değişikliği yapacağım. Teker teker PK2 editörden göstermeme gerek yok. Sadece kısa kısa hangisini neyle değiştirdiğimi vesaire onları göstereceğim. Yani siz mantığını öğrendikten sonra kendiniz hemen değiştirip importlayacaksınız. Evet, şimdi neydi? 7 degree glaive'imizi şeye çevirdim. Neydi? 11 degree fight'a çevirdim. Görüntüsü güzel ama ben fight'ı çok sevmiyorum. Genellikle power daha güzel geliyor bana. Hemen neyi değiştirdiğimi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gene item şey işte 7 degree sosu neye çevirmişim? İtem C'ye 11 degree set B'ye çevirdim. Ne yapmışım neydi? T-Blade nerede? Aynen T-Blade burada mesela. Şöyle gelmişim. Şunu kopyaladım. Hemen item notaya geldim. Gördüğünüz gibi bir saniye neredeydi? Gördüğünüz gibi hemen buraya yaptık. Bir de bunun şeyini göstereceğim. Power'a çevirelim hemen. Şöyle aşağıya gelelim gene. T-Blade 11 degree A dedi ya. Şuna tıkladık. Şöyle geldim. Bunu aldım. Bunu aldım. Ayarları kopyaladım ve hemen import ediyorum. Evet, şimdi de gördüğünüz gibi 7 degree glaive'imi 11 degree power'a çevirdim ya. Süper şunun görüntüsü ya. Gerçekten süper ya. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.